Taşınma bloğuna hoş geldiniz. Bugün beraber taşınmaya ne dersiniz? Bugün karşı binaya taşınacağız. Evi kolileyeceğiz, karşı tarafı temizleyeceğiz. Size bunlara birazcık şahitlik edeceksiniz. Ev darma duman. Ev şu an böyle. Nasıl baş edeceğiz bilmiyorum. Göreceğiz. İzleyelim ve görelim. Boş ev turu. Ay daha yeni başladık. O kadar yoruldum ki. Şimdi şöyle marketten bir market arabası ve koli aldık. Onlarla bir şeyler yapacağız şimdi. Ben içini dolduracağım. Diğer tarafa gidecek eşyaları beraber taşıyacağız. Ev aslında aşırı küçük ama çok fazla eşya varmış. Onu fark ettim şu anda. Nasıl bu kadar eşya var onu da anlayamadım. Nakliyeci gelmeden biz böyle ıvır zıvırı karşıya taşımayı düşünüyoruz. Yoruldum şimdiden. Bir daha başlayalım, 20 dakika falan oldu öyle söyleyeyim. Ben bunların bu kadar çabuk tuvaletin geldiğini düşünmüyorum. Yok hayır şey. Çünkü sabah da annenin yanında duruyor bu kedi yani. Bizim kaldı ya. Gerçi bir kere öyle odaya koyduğumuzda. Sen de tuvaletini yapıyor ki. Sen de tuvaletini yapıyor ki. İşte hatırlıyor musun bir kere odaya bıraktığımızda. Ben bu bantları nereden aldım ya? Bant mı almıştım? İki tane bant aldım ya. Mantıklı bir hareket olmuş. Benim de dün aklıma geldi. Bandımız yok, koli aldık da. Evet, çok hareket ettiğimiz için aşırı terliyoruz şu an. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben bir banyoyu boşaltayım. Şey, adama dedik ya vereceğiz size geri diye. Aynen. Ben bunları direkt böyle içine tıp diye koyayım mı? Koyacağım mecbur. Bunun sende bardakları ya. Banyoyu taşırız. Bardaklar ve tabaklar sıkıntılı. Öyle mi diyorsun? Sen tabakları koyuyorsun. Ben de bardakları yapayım. Ocağın üstüne koyabilirsin. Ocağı kilitledim. Tamam. Şu açtığım koliyi. Peyoru da alayım ben. Tüm bardakları saracağız mı? Evet. Ne? Şey, hepsini kağıda sardık yani. Bardakları yaptım. Böyle üzerine de hafif şeyleri koydum. Alttakilere zarar vermeyecek. Alena da tabakları yaptı. Alena. İtinayla nakliye yapılır. İtinayla gazeteyle sarılır. Ev deneme nakliye. Ay dünyanın en zor işi. O kadar zor ve ağır ki. Şunun altında tabaklar, bardaklar falan var. Hadi ben gidiyorum.
koli bulsak onu taşıyacak. Araba bulamıyoruz. Araba bulsak onu taşıyacak. Göç bulamıyoruz. Göç bulsak. Ha bak. Çok zor bir şey taşınmak ya. İnanılmaz gereksiz ve zor bir proses. Neyse ki çok yakın bir yere taşındığımız için karşımda sıkıntı olmuyor. İki spor salonundaki emeklerim bir işe yaradı şu an. Hava güzel. Yağmurlu falan değil. O açıdan da iyi. Şu an olaya iyi açılarından bakmaya çalışıyorum ki bir motivasyon kazanabilmek için. Hadi yürüyün bakayım. Az önceki dolu kolileri de aynı muameleyi yapsaydınız bekliyorum aynısını. Abi teyzeler çok komik değil miydi? Keşke çekseydi. Koliler ve biz. Market arabası bulduğuna hiç bu kadar sevineceğim bir an olmuş muydu? Hayır. Benim de olmadı. Ama bir tipimiz... Ay. Az önce dedim ki Allah'tan birinci katta oturuyoruz. Ya 17. katta oturuyor olsaydı dedim. Ve asansör 17'ye çıktı kendiliğinden. Ve kimse çıkmadı. Ve bomboştu. Evet, basan kimse yoktu. Biraz korkutucu. Ve asansörün içi şu an çok sıcak olmaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Çok korkunç. Ya öldüm artık. Aşkım. Sana yatacak yer bırakmadık mı? Oh. Güzel bebeğim benim. Şu tatlılık. Ay ev ve ben darmadağın haldeyiz gerçekten. Aşırı yoruldum. Birazdan yemek yiyeceğiz. Bence part part atayım en azından bu taşıma bloğunu. Bugün evin çoğunu topladık öyle söyleyeyim. Bu saçlar şaka mı? Evin çoğunu topladık. Sadece bu dolabın içindeki kıyafetler kaldı. Onun dışında banyo, mutfak, diğer oturma odası, salon oraları hep kaldırdık. Sadece dolapları sökülüp monte edilecek oralar kaldı. Onları da yarın izleyebilirsiniz. Bugünlük kendinize çok iyi bakın. Yemeklerimiz geldi. Öpüyorum sizi. Bay bay. Ne yapmamışlar mı? Şu kağıdın üstüne yazmış olabilirler mi? Annene aç bakayım bir. Tüm gerçekliğiyle taşınma. Hayır. Polik kağıdı. Sizin üstünüze koysam. Hepsini ısırırız artık. Yapacak bir şey. Evet, yapacak bir şey. Hadi başlayalım. İlk çedarı bulan versin bana.